LV-X-1 hiçbir heyecan belirtisi göstermeden "Dün gece rüya gördüm," dedi. Susan Calvin cevap vermedi. Ancak bilgelik ve deneyimin yaşlandırdığı kırışık yüzü gözle görülmeyecek kadar hafifçe seyirdi. "Duydunuz mu?" dedi Linda Rash gergin bir halde. "Size söylediğim gibi, minyon koyu saçlı ve genç bir kadındı. Sağ elini sürekli açık kapıyordu." Calvin başını kaldırdı. Alçak sesle, "Elvex, ben tekrar adını söyleyene kadar hareket etmeyecek, konuşmayacak ve bizi duymayacaksın," dedi. Cevap gelmedi. Robot tek parça metalden yapılmış bir kalıp gibi oturdu. Adını tekrar duyana kadar da öyle kalacaktı. "Bilgisayar şifren nedir Doktor Rush?" diye sordu Calvin. "Ya da daha rahat hissedeceksen kendin gir. Pozitronik beyin yapısını incelemek istiyorum." Linda'nın elleri bir anlığına bilgisayar tuşları üzerinde duraksadı. İşlemi yarıda bıraktı ve tekrar başladı. Ayrıntılı yapı ekranda belirdi. "Calvin, bilgisayarını kullanmam için iznin lütfen," dedi. İzin sessiz bir baş sallamayla onaylandı. Elbette böyle olacaktı. Linda gibi acemi ve kendini kanıtlamamış bir robot psikolog yaşayan efsaneye nasıl karşı çıkabilirdi? Susan Calvin yavaşça ekranı inceledi. Ekranda sağa sola, sonra da aşağıya yukarıya ilerledi ve aniden Linda'nın ne olduğunu göremeyeceği kadar hızlıca bazı tuşlara bastı. Yapının bir kısmı olduğu gibi ekranda belirdi ve tamamen büyütülmüştü. Kadın eğri büğrü parmaklarını tuşların üzerinde gezdirerek ekranda ileri ve geri gitti. Calvin'in yaşlı yüzünde hiçbir değişim olmadı. Sonu gelmeyen hesaplamalar kafasının içinden geçiyormuş gibi tüm yapı değişimlerini izledi. Linda hayretler içindeydi. En azından bir el bilgisayarının yardımı olmadan bir yapıyı analiz etmek imkansızdı. Fakat ihtiyar kadın sadece yapıya gözlerini dikmiş bakıyordu. Kafasına bir bilgisayar mı yerleştirmişti? Yoksa onlarca yıldır pozitronik beyin yapıları geliştirmek, araştırmak ve analiz etmekten başka bir şey yapmayan beyni miydi bunu sağlayan? Mozart'ın bir senfoninin notalarını idrak ettiği yolla mı kavramıştı bu yapıyı? Calvin en sonunda, "Burada yaptığın nedir Rush?" diye sordu. Linda bu soruya biraz bozularak, "Fraktal geometriden faydalandım," dedi. "Orasını anladım fakat neden?" "Daha önce hiç yapılmamıştı. Bunun eklenmiş karmaşık öğeleri barındıran ve muhtemelen insanlarınkine daha yakın olacak bir beyin yapısı üretebileceğini düşündüm." "Herhangi birine danıştın mı? Hepsini tek başına mı yaptın?" "Danışmadım, tek başıma yaptım." Calvin'in solgun gözleri uzunca genç kadına baktı. "Buna yetkin yok. Soyadın gibi kendin de düşüncesizsin. Sen kimsin de sormadan böyle bir şey yapıyorsun?" "Ben, Susan Calvin bile bu konuyu başkalarıyla tartışırdım. Engelleneceğinden korktum." "Şüphesiz öyle olurdu." "Beni," dedi Rush. Sabit tutmaya çalışsa da sesi bir anlığına titredi. Kovacak mısınız?" "Büyük ihtimalle," dedi Calvin. "Ya da belki terfi edersin. Tüm bunları çözdüğümde ne düşündüğüme bağlı." "Parçalarını ayıracak mısınız el?" Az kalsın robotun adını söyleyecekti ki bu robotu yeniden harekete geçirip bir hataya daha sebep olabilirdi. Ve bir hatayı daha kaldıramazdı.
Tabii eğer iş işten geçmediyse, robotu parçalarına ayıracak mısınız? Aniden irkilerek ihtiyar kadının önlüğünün cebinde bir elektron tabancası olduğunu fark etti. Doktor Kelvin tam da böyle bir durum için hazırlıklı gelmişti. Kelvin, göreceğiz dedi. Robot tek parça halinde tutulmayı gerektirecek kadar değerli olabilir. Ama nasıl olur da rüya görebilir? İnsan beynindekine oldukça benzeyen bir pozitronik beyin yapısı yarattım. İnsan beyni, Arap saçına dönmüş bilgileri belirli aralıklarla düzenlemek ve bunlardan kurtulmak için rüya görmek zorundadır. Belki bu robot da aynı sebepten ötürü rüya görmelidir. Ona rüyasında ne gördüğünü sordun mu? Hayır. Rüya gördüğünü söyler söylemez size haber verdim. Bu noktadan sonra meseleyle tek başıma başa çıkamazdım. Öyle mi? Kelvin'in suratında küçücük bir tebessüm belirip kayboldu. Bu budalalıkla başa çıkamayacağın şeyler var. Bunun farkında olman sevindirici. Doğruyu söylemek gerekirse rahatladım. Şimdi birlikte neler öğreneceğimize bakalım. Sertçe, Elbex, dedi. Robotun kafası sakince kadına doğru döndü. Evet, Doktor Kelvin. Rüya gördüğünü nasıl anladın? Geceleri karanlık yaralıyor, Doktor Kelvin, dedi Elbex. Ve ışığın belirmesi için hiçbir sebep görmememe rağmen aniden ışık görünüyor. Gerçeklik olarak algıladıklarımla hiç bağlantısı olmayan şeyler görüyorum. Sesler duyuyorum. Garip şekillerde tepki veriyorum. Olanları ifade edebilmek için sözcük tarayıcındaki kelimeleri araştırırken rüya kelimesiyle karşılaştım. Anlamını araştırdıktan sonra nihayet rüya gördüğüm sonucuna vardım. Nasıl oldu da bu sözcük dağarcığında rüya kelimesine rastladım merak ettim. Linda aceleyle robotu susturarak ona insanlarınkine benzer bir sözcük dağarcığı verdim dedi. Düşündüm ki gerçekten düşünebildin demek. Hayret ettim, dedi Kelvin. Bu sözcüğe ihtiyacı olabileceğini düşündüm. Bilirsiniz, olacağını rüyamda görsem inanmazdım gibi cümlelerle. Elbex, ne sıklıkla rüya gördün, diye sordu Doktor Kelvin. Varoluşumun farkına vardığımdan beri her gece Doktor Kelvin. 10 gecedir. Diyerek araya girdi Linda. Fakat Elbex daha bu sabah anlattı bana bütün bunları. Neden bu sabaha kadar bekledin Elbex? Rüya gördüğüme ancak bu sabah ikna oldum, Doktor Kelvin. O zamana kadar pozitronik beyin yapımında bir bozukluk olduğunu düşündüm. Fakat bir şey bulamadım. En sonunda onun bir rüya olduğuna karar verdim. Peki rüyalarında ne görüyorsun? Her zaman hemen hemen aynı rüyayı görüyorum, Doktor Kelvin. Küçük detaylar değişiyor. Fakat her seferinde robotların çalıştığı geniş bir panorama görüyormuşum gibi geliyor. Robotlar mı Elbex? Peki ya insanlar? Rüyamda insan görmedim, Doktor Kelvin. Başlangıçta görmedim. Sadece robotlar. Robotlar ne yapıyor Elbex? Çalışıyorlar, Doktor Kelvin. Geminin yerin derinliklerinde maden çıkardığını görüyorum. Geminin de sıcak,
ve radyasyon altında çalıştığını, bir kısmı fabrikalarda, bir kısmı denizin altında. Kelvin Linda'ya döndü. Alex henüz 10 günlük ve test istasyonundan dışarı çıkmadığına eminim. Robotları nasıl bu kadar ayrıntılı bilebilir? Linda oturmaya can atarak bir sandalyeye baktı. Fakat ihtiyar kadın hala ayaktaydı. Ve bu, Linda'nın da ayakta durmak zorunda olduğu anlamına geliyordu. Belli belirsiz, onun robot bilimini ve bu bilimin dünyadaki yerini bilmesinin önemli olduğunu düşündüm. Sahip olduğu bu yeni beyinle, özellikle etrafındakileri izleyen, gözetmen rolünü oynamaya adapte olması benim fikrimdi. Fraktal beyniyle mi? Evet. Calvin başını salladı ve robota döndü. Tüm bunları denizin altını, yerin altını, yer üstünü ve sanıyorum ki uzayı da gördün. Uzayda çalışan robotlar da gördüm. Tüm bunları görmüş olmam, bir yerden diğerine baktıkça ayrıntıların sürekli değişmesi, gördüklerimin gerçekliğe uymadığını fark etmeme neden oldu. Ve bu da beni rüya gördüğüm sonucuna götürdü. Başka ne gördün Elvex? Tüm robotların yorgunluk ve acıyla ezildiğini, hepsinin sorumluluktan ve hizmet vermekten bıktıklarını gördüm ve dinlenmelerini arzu ettim. Fakat robotlar ezilmez, onlar bıkmaz, dinlenmeye ihtiyaçları yoktur, dedi Calvin. Gerçekten öyle Doktor Calvin. Ben rüyamı anlatıyorum. Rüyamda bana robotların kendi varlıklarını koruması gerekiyormuş gibi geldi. Robot biliminin 3. kanunu mu alıntılıyorsun? Öyle yapıyorum Doktor Calvin. Ancak eksik bir biçimde alıntılıyorsun. 3. kanun, robotlar 1. ya da 2. kanunla çelişmediği sürece kendi varlıklarını korumak zorundadırlar, der. Evet, Dr. Kerman, 3. kanun gerçekten aynı. Fakat benim rüyamdaki kanunda ilk kısım yoktu. 1. veya 2. kanundan bahsedilmiyordu. Ancak bu iki kanun da mevcut Elvex. Üçüncüden daha önemli olan 2. kanun. Robotlar 1. kanunla çelişmediği sürece insanlar tarafından verilen emirlere itaat etmek zorundadır, der. Bu yüzden robotlar komutlara uyar. Rüyanda yaptıklarını gördüğün işleri yaparlar. Bunları sorgulamadan zahmetsizce yaparlar. Onlar ezilmez, bıkmazlar. Gerçekten öyle Doktor Kerman. Ben rüyamı anlatıyorum. Ve Alex, hepsinden önemli olan 1. kanun. Robotlar insanlara zarar veremez. Ya da eylemsiz kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz. Evet, Doktor Kerman, gerçekte öyle. Fakat rüyamda 1. kanunda 2. kanunda yok gibiydi. Sadece 3. kanun vardı. O da bir robot kendi varlığını korumalıdır, diyor. Kanun bundan ibaretti. Rüyanda mı Elvex? Rüyamda. Elvex, adını tekrar söyleyene kadar hareket etmeyecek, konuşmayacak ve bizi duymayacaksın, dedi Doktor Calvin. Ve görünüşe göre robot
bir kez daha hareketsiz bir metal parçasına döndü. Kelvin, Linda Rash'e dönüp, ''Evet, ne düşünüyorsun Dr. Rash?'' diye sordu. Linda'nın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Kalbinin deli gibi attığını hissedebiliyordu. ''Doktor Kelvin, dehşete düştüm. Hiçbir fikrim yoktu. Böyle bir şeyin mümkün olabileceği hiç aklıma gelmezdi.'' dedi. ''Hayır, benim de aklıma gelmezdi. Kimsenin aklına gelmezdi. Rüya görebilen bir robot beyni yarattım ve bu icadınla robotik beyinlerde bir düşünce katmanı ortaya çıkardım. Bunu yapmasaydın, tehlike ilerleyene kadar bu katman fark edilmeyebilirdi. Fakat bu mümkün olamaz, dedi Linda. Diğer robotların da aynı şekilde düşündüğünü söylüyor olamazsınız. İnsanlar için söyleyebileceğimiz gibi bilinçsiz şekilde, fakat apaçık olan pozitronik beyin yollarının gerisinde üç kanunun kontrolü altında olmayan bilinçsiz bir katman bulunduğunu kim düşünebilirdi? Robotik beyinler daha da karmaşık oldukça bu kim bilir nelere yol açardı. Eğer uyarılmamış olsaydık. Elbek sayesinde mi demek istiyorsunuz? Senin sayende Dr. Rash. Davranışın uygun değildi. Ancak böyle yaparak fazlasıyla önemli bir noktayı anlamamıza yardım ettin. Bundan sonra fraktal beyinler üzerinde çalışacağız. Onları dikkatle kontrol edilmiş şekilde geliştireceğiz. Sen burada üstüne düşeni yapacaksın. Hatalı davranışın için ceza almayacaksın. Fakat bundan böyle diğerleriyle işbirliği içinde çalışacaksın, anlaşıldı mı? Evet Doktor Kelvin. Fakat Helwig'se ne olacak? Hala emin değilim. Kelvin cebinden elektron silahını çıkardı. Linda büyülenmişçesine silaha gözlerini dikti. Robotik bir kafatasına edilecek tek ateşle elektronlar pozitronik beyin yollarını nötralize edip robot beyni etkisiz bir külçeye dönüştürmeye yetecek miktarda enerji salınabilirdi. Fakat şüphe yok ki Elvex araştırmamız için önemli. Yok edilmemeli, dedi Linda. Edilmemeli mi Dr. Rash? Sanıyorum ki buna ben karar vereceğim. Bu tamamen Elvex'in ne kadar zararlı olduğuna bağlı. Sahip olduğu yaşlı vücudun kendi sorumluluklarının altında ezilmeyeceğine emin şekilde doğruldu. Elvex, beni duyuyor musun? Evet, Dr. Kelvin. Rüyan devam etti mi? Daha önce insanların ilk başta ortaya çıkmadığını söyledin. Bu sonradan ortaya çıktıkları anlamına mı geliyor? Evet. Doktor Kelvin, rüyamda en sonunda bir adam belirdi. Bir adam mı? Robot değil mi yani? Evet, Doktor Kelvin, bir adam. Halkamı rahat bırakın, dedi. Bunu adam mı söyledi? Evet, Doktor Kelvin. Ve adam halkımı rahat bırakın dediğinde halkımı diyerek robotları mı kastediyordu? Evet, Doktor Kelvin, rüyamda böyleydi. Ve rüyamdaki adamın kim olduğunu biliyor musun? Evet, Doktor Kelvin, adamı tanıyordum. Kimdi? Adam bendim, dedi Elvex. Ve Susan Kelvin bir çırpıda elektron silahını kaldırıp ateş etti. Artık Elvex yoktu.